Evet, buyurun. Evet, Sercan sendeyiz. Cuma buyurun. Günü vizyondayız. Hayırlı olsun diyelim. Sercan sendeyiz. Ne oldu? Ben filmde yokum. Efendim merhabalar diyelim. Hayırlı olsun yeni filmi. Neler söyleyeceksiniz? İlk öncelikle film için. Sercan şöyle yat da bakış açın düzgün olsun. Yani evet. Sercan sünnetten olduğu belli olsun. Evet Ayça Hanım, 22 Mart'ta vizyondasınız. Neler söyleyeceksiniz? Aynen, 22 Mart'ta vizyondayız. Arkadaşlarımızla, hocamızla, bütün ekibimizle çok güzel, çok keyifli bir iş çıkardığımızı düşünüyoruz. Heyecanlıyız. Bakalım, sabırsızlıkla bekliyoruz. Efendim birazcık karakterlerden de bahsedelim aslında. Nasıl bir karaktere hayat veriyorsunuz? İdil ben. Kendimi tanıtayım. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. İdil, işine aşık, tutkulu. Bir arkadaşımız. Bir intikamla, hırsla bir yola çıkıyor ama bu yolda gerçek aşka evrilen bir hikayesi var. Onun haricinde de hikayeyi anlatış şekli beni en cezbeden şey oldu bu noktada. Çünkü seyirciyle direkt iletişimde olduğum, direkt kameraya bakarak konuştum. O dördüncü duvarı yıkmak dediğimiz mevzuyu aslında bu filmimizde yaptık. O yüzden benim için bir oyuncu olarak keyifli bir deneyimdi diyebilirim. Duvarlar yıkıldı mı? Yıktık mı duvarları? Yıktık valla. Serhat Bey, sizden de devam edelim efendim. Edeyim mi? Evet, evet. Biraz da mikrofonlara yakın olursan şuradan çok daha sevinirim. Öne gelin. Şimdi, yok, ön at yanına. Şimdi şöyle söyleyeyim, ben Ömer karakterini oynuyorum. Hayatta çok büyük bir trajedi yaşamış bir karakter. Ondan sonra hayat onu bir şekilde İdil'le tanıştırıyor ve onun için yeni bir yolculuk başlıyor. Aslında hayatta herkesin bir ikinci şansı olduğunu gösteren bir karakter diyor. Değil mi hocam? Doğru mu? Doğru da doğru. Doğru. Tamam, ben atlattım. Yani biz yazdık, öyleydi en son. Evet Yasemin Hanım, sizden devam edelim. Siz neler söyleyeceksiniz? Hem karakterinizden hem de oyuncu kadrosunda aslında bir sizden de yorum alalım. Bence çok ne denir? Şampiyonlar Ligi gibi kadro toplamışlar. Ben kendi açıma çok memnunum. Bu kadar hem dramada başarılı insanlar kendilerini aynı zamanda komedide kanıtlıyorlar. Ben o yüzden onlarla çalıştığım için çok şanslı hissediyorum. Çünkü bu sadece kendi verdiğimiz çaba değil, aynı zamanda alıp verdiğimizle de alakalı olduğu için sürekli beslendiğim insanlar. O yüzden kendilerine çok teşekkür ederim. Ezgi Hanım. Evet. Siz neler söylemek istersiniz? Ben çok fazla spoiler vermeyeceğim karakter hakkında. Çünkü aslında benim karakterime bakıldığında doğru eş seçmenin ne kadar önemli olduğunu anlayacağız. Ve İdil sayesinde bir kurtuluşa doğru evrilecek. Tamam, öyle belli değil kendisi. Evet, o yüzden iyi seyirler diliyorum şimdiden herkese. O zaman doğru eş demişken doğru eşin tarifini de alabilir miyiz? Doğru eş nasıl seçilir? Henüz bulamadım, bilmiyorum. Konuşuruz bunu. Doğru eşi ben alıyorum. Ben seninle ilgili bugün bayağı karaktersiz bir karakter diye konuştum ama arkandan konuşmayayım, yüzüne de söyleyeyim. Ben hikayenin yaramaz çocuğu diyebilir miyiz? Aynen. Çok yaramaz. Kötü demeyelim. Deccal. Öyle mi? Yani, tamam. Tamam, yaramaz. Motivasyonu para olan, güzel. Yaramaz bir karakter olan Kerem'i hayatlıyorum. Ben de böyle bir ekiple çalışmaktan gerçekten çok mutluyum. İşte gerek kamera arkası gerek kamera önü. Hepsine burada bir kez daha teşekkür ederim. Çok sağ olun. Özellikle sen. Anlayacaklar film izleyenler. Gizem Hanım, siz neler söyleyeceksiniz? Ya en son ben kaldım, söyleyecek her şeyi söylediler zaten ama dediğim gibi yani çok keyifli bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Ayça ile Serhat'la ve diğer oyuncu arkadaşlarımla çalışmak çok büyük bir keyifti. Hocamıza da çok teşekkür ederiz. Çok güzel, çok keyifli bir setti bizim için. Siz dediğiniz ama hiçbir şey kalmadı bana. Biz o zaman soruları da değiştirelim aslında. Tamam. Doğru eş çok güzel bir yerden geldi. Hanımlarımıza sormak istiyoruz. Doğru eş nasıl seçilir? Ay bilmiyorum vallahi, ben de seçemedim. Seçince o belli olacak. Evet, seçince belli oluyor herhalde. Çok böyle bununla ilgili hani büyük büyük konuşmak da istemem. Bakalım, izleyelim filmi. Onun üzerine zaten tekrar konuşuruz. Ayşe Hanım, size de soralım. Doğru iş tercihi nasıl olmalı? Bir arkadaşım için. Çok güzel bence yanımda. Üzerinden konuşuruz. Toplayı atıyoruz o zaman. Hocamıza doğru gidelim. Hocam doğru iş.
Top sizde kaldı. Oğlum, en yanlış adam soruyor. Yani ben medeni halini yakın zamanda değiştirmiş bir adam olarak buna cevap vermeyeceğim. Siz neler söyleyeceksiniz efendim? Ekip için, kadro için? Ya çok güzel bir iş oldu işte, çok eğlendik falan. Onlar zaten söylüyorlar. Ondan yana sıkıntı yok ama bu işi hayata getirirken, özellikle senarist arkadaşım Seçil'le beraber yazarken tabii bu kadar iyi çıkacağını tahmin etmemiştik. Bunun da tüm sebebi şu an karşınızda olan insanlar. Yani düşündüklerimizin çok çok üstünde performans göstermenin dışında yaşadılar o rolü. O yüzden ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu kadar. Şener Ayşe Hanım, bir de sizden evet. Görüş alabilir miyiz filmle ilgili? Valla ben başlangıcında verdim. Beni bayağı hırpaladı. İdili yani. Konuk oyuncu olarak varım. Ama başında öyle güzel bir top atıyorum ki sonrasında zaten başrol oyuncusu bence doğru eşe doğru gidiyor oradan. Beni biraz hırpaladı dediniz ama siz de aslında aşağı kalır yanınızda kalmadı Ali Bey'e karşı. Siz filmi izlediniz mi? Spoilerlar geliyor. Ali Bey de oradan zaten mesela, kafasını da salladı. Mesela, bayağı girişmişsiniz efendim. Sahnede olan sahnede kalır diye konuşmuşsunuz. Hayır bugün anlattı. Bugün anlattı. Ben anlattım sana. O zaman başla. Sen anlattın. İzleyeceğiz. Hadi görürüz. Peki o zaman çok teşekkür ederiz. Havada soğuk fazla da sizi bekletmeyelim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Birazcık şey yap. Bir görüntü daha alalım. Tamam. Mikrofonlara